Hiç karşınızdaki insana kendinizi ifade ederken zorluk çektiniz mi? Hello, Umbrella Broadband. How can I help you? I'm calling about... Hello? Sir, can you hear me? My... Hello? Sir, are you there? Bill. Ya da kendinizi ifade ederken sizi dinlemeyen anlayışlı insanlar oldu mu hiç karşınızda? I just don't fucking trust you. You don't trust me? No, of course I fucking don't. Why don't you trust me? Well, because what you like. What you do. Like? The fuck you staring at him like that for, huh? I wasn't staring at him! Yes, you fucking were! I saw you! I fucking saw you! I wasn't staring at him! What? Fuck off! I know what you... What are you trying to... Don't fuck me around, okay? The fuck do you want? Evet, bu sorunu yaşayan pek çok insan var ve bu sorunun adı kekemelik. Merhaba arkadaşlar, ben Enis. Bugün Uluslararası Kekemelik Farkındalık Günü ve bugünkü videomuzda kekemelik üzerine konuşacağız. Öncelikle kekemelik nedir? Gelin Türkiye'de girişi yasaklanan Wikipedia'ya soralım. Bakalım kekemelik ne anlama geliyor? Kekemelik, sessiz duraksamalar ve kekemelerin ses üretememesi sonucu ortaya çıkan bulanıkların yanı sıra istemsiz tekrarlar, ses, hece ve kelimelerin istemsiz uzamasıyla konuşmanın doğal akışının bozulması sonucu ortaya çıkan bir konuşma bozukluğudur. Bilginin tamamı için Wikipedia'ya göz atabilirsiniz. Tabii ki VPN yardımıyla. Evet arkadaşlar, kekemelik okuduğunuz üzere, yani dinlediğiniz üzere bir konuşma bozukluğudur. Yani bir tür kendini ifade edebilme, kelimeleri kullanamama sorunudur doğru düzgün. Ama bununla başa çıkmak tabii ki hem bizim hem o kekeme sorunu yaşayan insanların elinde. Şimdi diyeceksiniz biz ne alakayız? Biz daha da çok alakalı olmalıyız bu duruma. Çünkü bizim anlayışlı olmamız gerekiyor. Kekeme sorunu yaşayan insanların yaşadığı en büyük sorunlardan birisi de onları karşısında onları anlayışsız bir şekilde dinlemeyi ve onları dikkate almayı reddeden insanlardır. Çünkü kekeme sorunu yaşayan insan bir şekilde kendisini ifade etmeye çalışıyor, uğraşıyor. Ama ne yazık ki sabırsız ve anlayışsız insanlar bunu geri çevirmeye çalışıyor ve onu dikkate almıyor. Mesela ön yargılı bu insanların yanlış olarak bildiği bir sorun da kekemelerin zeka sorunları olduğu. Yani onlara göre kekemelerde zeka sorunu var. Yani zeka geriliği. O yüzden böyle kendilerini ifade edemiyor onlara göre tabii ki. Oysa ki ben size şu an birkaç isim vereceğim. Mesela evrim teorisini ortaya atan Darwin. Yerçekimi kanununu bulan Isaac Newton. Türk sanat müziğimizin önde gelen isimlerinden Sayın Müzeyyen Senar. Ve pek çok insanlığa faydası olmuş güzel eserler bırakan ünlü isimler. Bu isimler zamanında kekemelik sorunu yaşamışlar. Değil mi? Size çok şaşırtıcı geliyor. İnternetten biraz bir bilgi araştırırsanız, biraz araştırma yaparsanız bu saydığım isimlerin ve birçok isminin aslında zamanında kekemelik sorunu yaşadıklarını göreceksiniz. Demek ki neymiş? Kekemelik aslında zeka ile ilgili bir şey değilmiş. Sadece konuşma bozukluğu ve bu aslında tedavi edilebilir bir durum. Ben kekemelik uzmanı değilim. Araştırma yapılabilir. Özellikle Türkiye'de geçen sene kekeme insanlara destek vermek amacıyla Kekemeler Derneği kurulmuştu. Onu aşağıdaki bağlantıdan yani aşağıdaki açıklama kısmında paylaşacağım. Oradan bakabilirsiniz derneğin aktivitelerine, kekemelik hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Lütfen karşınızda konuşma sorunu olan birisi size bir şeyler ifade etmek istediğinde onlara anlayışlı davranın. Mesela kekeme insanların, özellikle uzmanların söylediği dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Onları dikkatlice dinlemelisiniz. Onlarla konuşurken, onlar size bir şey anlatmaya çalışırken gözlerinizi kaçırmayın onlardan. Size bir şey anlatmak istediklerinde onları sorularla, mesela bilgiyi tekrar sorularla sorabilirsiniz. Onları söylediklerini tekrarlamayın kesinlikle. Bu onlara karşı bir saygısızlık olur. Yani onları kırmış olursunuz. Yani bunu Daha pek çok şey var ama bunları psikologlardan, internetten ve o söylediğim Kekemeler Derneği'nden bilgileri en detaylı şekilde alabilirsiniz. Benim amacım bugün anlam ve önemini, yani bir farkındalık günü olduğunu size vurgulamaktır. Benim amacım diğer videolarda da belirttiğimiz gibi bir farkındalık yaratmaktır. Çünkü kekemeler de aslında engelli konumundalar. Neden? Çünkü anlayışsız toplum tarafından engelleniyorlar. O yüzdendir ki ben de bir engelli olarak bir farkındalık yaratmak amacıyla bu videoyu hazırladım. Umarım bu videoda bir şeyler verebilmişimdir. Umarım yanlış bilgiler vermemişimdir. Eğer sürçülisan ettiysem affola. Videomu beğendiyseniz beğenerek, dostlarınızla paylaşarak, hatta kanalıma abone değilseniz abone olarak dostlarınızı, nice videolarımın daha çok kitleye ulaşmasını sağlayarak paylaşabilirsiniz onlarla. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.